Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Günün en sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Afrin operasyonu için resmen düğmeye basıldı. Büyük operasyon saat 17'de Türk jetlerinin hava harekatıyla başladı. Harekatın adı Zeytin Dalı. Show Haber o sıcak anları görüntüledi. Dumanların yükseldiği yer yani vurulan yerler tam da Kırıkan'ın karşısı yani Afrin'in kırsal bölgesi. İşte orada bulunan YPG mevzileri yerle bir ediliyor ve akşam saatlerinde özellikle de harekatın düğmesine tam anlamıyla basıldığı buradan net olarak gözükebiliyor. İki F-16 tam da akşam saatlerinde havalandı, kalkış yaptı ve tam teçhizatlı olarak yükseldikten sonra Afrin'in bulunduğu noktalara bombardıman gerçekleştirdi. O dumanların yükseldiği yerde Afrin'in kırsalı hala dumanları görmek mümkün. Peş peşe atışlar yapılıyor. Dumanların yükseldiği yer az önce vurulan noktada bu dördüncü atışın yapıldığı yer. Büyük bir şekilde bir patlama oldu. Topçu atışı da olabilir. F-16'ların bıraktığı bombalar da olabilir bunlar. Ama yoğun bir şekilde o bölgede bombardıman sürüyor. Türk jetlerini semalarda görmek mümkün. Bıraktıkları izlerden en azından. İşte o bölgenin tam altında Afrin var. Ve Türk jetleri bombaladıkları noktaları da görmek mümkün. Az önce o noktaya 4 ayrı bomba atıldı. Body şeklinde uçuyor Türk jetleri. 2 ayrı F-16 şu anda Afrin semalarında. Bizim bulunduğumuz noktadan bakıldığında aslında jetler sınıra tam paralel bir şekilde uçuyorlar. Yani Suriye sınırına girmiyorlar ama Türkiye sınırından YPG mevzilerinin olduğu yerleri ya da haberleşme kanallarının bulunduğu noktaları bombalıyorlar. Az önce karşı taraftaki 4 ayrı nokta bombalanmıştı ama biraz daha ileriye gittiğimizde Kırıkan'ın daha da ilerisinde yani Reyhanlı tarafında da yine dumanların yükseldiğini görebiliyoruz. Sadece F-16'lar değil, sınırın sıfır noktasında helikopter hareketliliği de devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz noktanın tam tepesinde yine bir askeri helikopter görüyoruz. Bu helikopter bir Kobra değil ama anladığımız kadarıyla bölge denetleniyor ve vurulan noktalar yukarıdan da helikopter vasıtasıyla takip ediliyor. F-16'ların uçtuğu nokta şu anda tam olarak Amanos Dağları'nın üstü. Ama az önce sınıra çok yakın bir mesafede ilerlediler ve bombardıman yaptılar. Ve yaklaşık yarım saattir de gökyüzündeler iki ayrı F-16. Ve sınıra yaklaştıklarında yani Türkiye ile Suriye sınırına paralel uçtuklarında bomba bırakmaya devam ediyorlar. Günlerdir gözler sınırdaydı malum. Show Haber ekibinden arkadaşlarımız Barış Kaya ve Hakan Ayan da sıcak gelişmeleri an be an yerinde takip etti. Bombardıman başladığında arkadaşlarımız oradaydı. Şimdi sınıra dönüyoruz. Barış, bomba sesleri gelmeye devam ediyor mu? Sınırda son durum nedir? Seni dinliyoruz. Bomba sesleri geliyor ama bunu anlatmadan önce sıcak bir bilgiyi paylaşayım. Genelkurmay Başkanlığı az önce duyurdu. Afrin'de terör örgütü YPG'nin hem kadınları hem de çocukları canlı kalkan olarak kullandığını bildirdi. Dolayısıyla yapılan açıklamada da özellikle de bu hava harekatında olsun, kara harekatında olsun sivillerin zarar görmemesi için hassasiyetle bunun üzerinde durulduğu ifade edilmişti. Kameraman arkadaşım Hakan Ayan'la birlikte biz az önce o görüntüleri çektik.
gittiğimiz yerin biraz daha içerisindeyiz. Bir sınır köyündeyiz. Çok yakın bir noktadayız. Şimdi şu dakikalarda da hala bombardıman seslerini yakından duyabiliyoruz. Çünkü hala gökyüzünde savaş uçakları uçuyor. 8 ayrı jet bu operasyona katıldı. İlk saat 17 itibariyle ve ikisi de erken uyarı uçağıydı. Ama diğer kalan 6 uçak sürekli sorti yaptı ve bomba bırakmaya devam etti. Şu dakikalarda da o bombardıman devam ediyor. Ancak tabii savaş uçaklarının bıraktığı mermilerle mi bombardıman gerçekleşiyor? Ya da topçu tugaylarının atmış olduğu, obüslerin atmış olduğu toplardan dolayı bu sesleri mi duyuyoruz? Açıkçası gece karanlığında bunu kestirmek son derece güç. Hava harekatı önemliydi. Çünkü harekat başlamadan önce de özellikle de herkes hava harekatının olup olmayacağını merak ediyordu. Ve bugün saat 17 itibariyle hava harekatıyla etkin bir şekilde operasyon başladı. Ve Zeytin Dalı operasyonunda YPG'nin mevzileri, barınakları, sığınakları ve silah ve teçhizatları vurulmaya başlandı. Kameraman arkadaşımla birlikte biz çok yakın bir noktada Hassa Kırıkan yolu üzerinde sınıra bakan ve özellikle de YPG'nin bulunduğu mevzileri gören dağların bombalandığı noktayı yakından takip ettik. F-16'lar 8. Anajet üstünden Diyarbakır'dan kalktılar ve operasyon boyunca da 38 jetin bu operasyona hava harekatına katılacağı bilgisi bize gelen bilgiler arasında yer alıyor. Tabii biraz önce de söylediğimiz gibi sivillere değil bu operasyon sadece terör örgütü YPG, PYD ve PKK'nın mevzilerine ve orada bulunan Türkiye'ye tehdit oluşturan unsurlarına ve teröristlere yönelik gerçekleştiriliyor. Son derece dağlık bir bölgeden bahsediyoruz. Çünkü hava harekatı da o yüzden önemli. Özellikle de askerin sınırı geçip içeriye girmeye başlamasıyla aslında o dağlardaki o son derece kritik noktalardaki tamamen mevzilerin imha edilmesi gerekiyor. İşte hava kuvvetleri de şu an onu yapıyor. Bir yandan da Özgür Suriye ordusu Azez'den adım adım ilerlemeye devam ediyor. Bu harekat da tabii Kilis tarafından gerçekleşiyor. Şunu da söylemekte fayda var. Önümüzdeki günler ve saatler çok sıcak olacak. Zaten bugün öğle saatlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketin fiilen başladığını söylemişti. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiş takip edecek. Merakla beklenen o harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Kütahya'dan duyurdu. Türkiye'nin bir terör koridoruna asla izin vermeyeceğini söyleyerek rest çekti bir kez daha. Geldik ve geliyoruz. Nasıl Cerablus, Elbap hattında yaptığımız operasyonla terör koridoruna bir hançer sapladıysak, şimdi de batıdan başlayarak kademe kademe bu koridoru da yerle yeksan edeceğiz. Irak sınırına kadar bu terör pisliğini temizleyeceğiz. Amerika'dan gelen çelişkili açıklamalara çok sert tepki gösterdi. Her biri başka telden çalıyor. Siz kimi kandırıyorsunuz ya? Bu örgütün adı PKK'dır. Suriye'de iş tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. Artık onların ne dedikleri bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü biz sahada ne olup bitiyor sadece ona bakıyoruz. Amerika'nın terör örgütlerine desteğine ver yansın ederken Türkiye'yi hiç tanımıyorlar dedi ve ekledi. Onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ'cüler, bölgede çalışılacak ortak deyince de PKK'lılar geliyor. Terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler. Bir sonraki durağı ise Uşak'tı Cumhurbaşkanı'nın. Gelin beraber halledelim bunları dedik. Dinlemediler. Belki siz bilirsiniz dedik. Ve şimdi işte gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Afrin operasyonu ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama Cumhurbaşkanı'ndan birkaç saat sonra geldi. Harekatın adını, detaylarını Genelkurmay yazılı açıklamayla paylaştı. Şimdi o açıklamanın detaylarını Ankara temsilcimiz Alican Türkoğlu'ndan alacağız. Alican, seni dinliyoruz.
Evet, aslında tüm dünya o operasyonun adını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasıyla duydu. TSK 20 Ocak 2018 saat 17'den itibaren Zeytin Dalı harekatı başlatılmıştır dedi ve kamuoyuyla paylaştı harekatın resmen başladığını. Ne dedi Genelkurmay Başkanlığı, hemen aktaralım. Sınırlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için Zeytin Dalı harekatı başlatılmıştır dendi ve uluslararası hukuk vurgusu yaptı. Harekat meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir diyerek de Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulduğunun da altını çizdi Türk Silahlı Kuvvetleri. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır açıklamasında da bulundu Türk Silahlı Kuvvetleri. Ve bu açıklamanın hemen ardından aslında iki farklı bilgilendirme daha yapıldı Genelkurmay Başkanlığı tarafından. Bunlardan birincisi, Zeytin Dalı harekatı kapsamında PYD hedeflerinin yanı sıra DEAŞ hedefleri de vurulmaktadır dedi. Ve bir sonraki değerlendirmesinde, bilgilendirmesinde de PKK, PYD, YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı tespit edilmiştir belirtmesinde de bulundu Türk Silahlı Kuvvetleri. Tekrarlayalım, altını çizelim. Bütün dünya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu yazılı açıklamasıyla harekatın, Afrin Operasyonu'nun harekatının adının Zeytin Dalı Harekatı olduğunu öğrenmiş oldu. Tekrarlayalım, bugün saat 17'den itibaren Zeytin Dalı Harekatı başlamıştır açıklamasını Türk Silahlı Kuvvetleri yaptı. Peki saat 17'den önce neler yaşandı? Sınır hattı yine hareketliydi. Şimdi yine dönelim sınır hattına ve saat 17'den hava harekatı başlamadan önce neler yaşandığını ekranlarımıza getirelim. Afrin'deki terör hedefleri işte böyle vuruldu. YPG mevzilerine arka arkaya onlarca atış yapıldı. Afrin kırsalından yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Dün geceden bu yana YPG'li teröristlerin taciz atışları devam etti ve obüsler anında karşılık veriyor. Sabah saatlerinde de yine bir benzeri yaşandı. Obüsler özellikle de YPG'li teröristlerin sığınaklarını ve mevzilerini vuruyor. Bölgeden gelecek istihbarat son derece önemli. O da insansız hava araçlarıyla sağlanıyor. Anlık istihbarat Türkiye tarafındaki obüslere bildiriliyor ve obüsler bu koordinatlar sayesinde hedefleri tam isabet vuruyor. Sınır hattı hiç olmadığı kadar hareketli. Obüsler ateşlenmeden Rusya'nın 170 askerini sınırdan çektiği açıklanmıştı. Rus Dışişleri Bakanı'na soruldu o sıcak gelişme. Lavrov daha önce yalanlandı dedi, kafalar karıştı. Rus askerinin sınırdan rejimin kontrolündeki bölgeye çekildiği anlaşıldı. Afrin operasyonunun ilk ayağının 3 ay sürmesi planlanıyor. İlk aşamada hedef 17 kilometrelik dağlık ve kırsal alanın YPG'li teröristlerden temizlenmesi. 3 ayın sonunda ise ikinci aşamaya geçilecek. Afrin tamamen temizlenecek. Afrin operasyonu kuşatma harekatıyla başladı. Adım adım ilerliyor ama havadan gelecek tehditlere karşı da Türkiye tarafında hava savunma füzeleri devreye sokuldu. YPG'li teröristler ise kirli planını devreye soktu. Terör örgütü sivilleri canlı kalkan yapmaya hazırlanıyor. Kent merkezine kazdıkları tüneller evlere çıkıyor. Üstelik küçücük yaştaki çocukları da silah altına almaya başladılar. Afrin'de yaşayan çocukların zorla alıkonması, ellerine tüfek tutuşturulması böyle fotoğraflandı. Suriyeli muhalifler ise böyle hazırlandılar sıcak operasyona. Türk bayrağıyla eğitim yaptılar. Özgür Suriye ordusu artık az ezdi. İlk sıcak temas sağlandı YPG'li teröristlerle. O çatışmanın sesleri Kilis'ten de duyuldu. Türkiye'nin Afrin'de düğmeye basması Washington Moskova hattında da hemen yankı buldu. Hem Amerika hem Rusya operasyona ilişkin üst düzeyde bilgilendirildi. Operasyon muhalefet liderleriyle de paylaşıldı. Detaylar Burcu Selçuk'a sende. Burcu, Ankara'nın sıcak trafiğini senden alalım. Operasyonun düğmesine basılmasının ardından 3 başkent arasında, Moskova, Ankara ve Washington arasında
yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleşti de öncelikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerikalı mevkidaşıyla telefonla görüştü. Amerikalı mevkidaşına yanımızda olmalısınız dedi. Son derece kritik bir görüşmeydi. Bunun ötesinde BM dahil tüm tarafların bilgilendirildiğini açıkladı Dışişleri Bakanı ve Suriye rejimine de bir yazıyla harekatın bildirildiğini açıkladı. Generaller arasında da bir görüşme trafiği vardı. Karargahtan operasyonu komuta eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar hem Rus hem Amerikalı mevkidaşlarıyla görüştü. O da operasyonun detaylarına ilişkin hem Amerika'ya hem Moskova'ya bilgi verdi. Ankara başkenti oldukça hareketliydi. Rus ve İranlı elçilik yetkilileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rus dışişlerinden önemli bir açıklama geldi. Türkiye'ye bir itidal çağrısı yapıldı ve askerlerimizi güvenlik için Tel Rifat'a sevk ettik açıklamasını yaptı Rus Dışişleri Bakanlığı. Tabi bir yandan da iktidarla muhalefet arasında bir bilgilendirme trafiği var. MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım tarafından Çankaya Köşkü'ne davet edildi. Aslında Bahçeli Kızılcahamam'da kamptı ama kısa süre içinde Çankaya Köşkü'nde olacak. O görüşme başlayacak. MHP'de MHP lideri Kızılcahamam'dan verdiği ilk mesajlarını, ilk değerlendirmesini ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun, Allah ordumuzu muvaffak etsin dedi. Ve şimdi o değerlendirmenin ardından yolda az sonra Çankaya Köşkü'nde Başbakan tarafından sıcağı sıcağına bilgilendirilecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Almanya'daydı. Almanya'yı harekattan, hava bombardımanının başlamasından 10 dakika önce telefonla aradı Kılıçdaroğlu Başbakan. Telefonda ilk bilgileri verdi. Almanya dönüşünde iki ismin yüz yüze görüşeceklerini söyleyelim. Ve şimdi bir kez daha sınıra dönelim. Barış Karakaya'da çok kritik, çok önemli bilgiler var. Detayları Barış'tan alalım. Aslında hemen karalama kampanyası başlamış durumda. Çünkü az önce yapılan hava harekatıyla birlikte YPG'li teröristler, DAEŞ'li teröristler, KCK'lı ve PKK'lı teröristlere yönelik yapılan harekatla alakalı siviller vuruluyor diyerek bir kara propaganda yapıldığı Genelkurmay Başkanlığı tarafından bilgilendirilmek üzere basın mensuplarına duyuruldu. Aslında gün boyunca, aslında bu operasyonda başlamadan önce bu kara propaganda başlamıştı ve özellikle de hava harekatıyla birlikte de yine aynı şekilde kara propaganda devam etmeye başladı. Ve sivillerin bulunduğu noktalar aslında değil. Sivillerin biraz daha şu anda bir bombardıman daha yapıldı. Biz buradan duyabiliyoruz ama tabii size geliyor mu onu bilmiyorum. Kırsal araziler, kırsal bölgeler, mevziler, o noktalar vuruluyor. Ve o noktalarda kuşkusuz YPG'li, PYD'li, PKK'lı teröristler var. Ve onlar da tabii etkisiz hale getiriliyor. Ama siviller vuruluyor diyerek kara bir propaganda yürütülmeye başlanıyor. Bu harekatın öncesinde başlamıştı. Harekat topyekun başladıktan sonra da artarak devam ediyor diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Barış Kaya Afrin Harekatı ile ilgili çok önemli gelişmeleri aktardı. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı gibi Başbakan Yıldırım'ın da gündeminde Afrin Harekatı vardı. Yıldırım hava harekatının başladığını Bilecik'ten duyurdu. Terör örgütlerinin Türkiye Kürtleri operasyon yapıyor söylemi içinse külliyen yalan dedi. Kahraman silahlı kuvvetlerimiz PKK, PYD, YPG ve DAEŞ unsurlarını, teröristlerini yok etmek için havadan harekata başlamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin açıklamasından birkaç saat sonra kürsüdeydi. F-16'lar bombardıman için havalandı. Hava harekatının detaylarını başbakan anlattı. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bizim için söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Hem Bilecik hem Zonguldak'ta konuştu Yıldırım. Her iki durakta da aynı sıcak başlık vardı gündeminde. Güya müttefikimiz olan ülkeler bize söz üstüne söz veriyor. Diğer yandan da bölgeye terör örgütlerini yerleştiriyorlar. Türkiye buna göz yumar mı gençler? Türkiye terör örgütlerine pabuç bırakır mı? Bölgede YPG hedefleri bir bir vurulurken terör örgütlerine mesajı vardı. Kürtlere yönelik Türkiye operasyon yapıyor. Külliyen yalan. Bu operasyonun amacı
ülkemize yönelik terör saldırılarını da tamamen sonlandırmaktır. Türkiye'nin Afrin operasyonuyla paniğe kapılan teröristlerin bölgeye takviye planı çöktü. PKK-YPG'nin 3 sözde komutanı bombalı saldırıda öldürüldü. Afrin'deki PKK'lı PYD'li teröristlere desteğe giden 3 sözde komutan bombalı saldırıda öldürüldü. Afrin'e harekat başladı. Paniğe kapılan terör örgütü diğer bölgelerdeki kuvvetlerini önce Menbiç'e, buradan da Afrin'e göndermenin yollarını arıyor. Destek için Menbiç'e gelen 3 sözde komutanı taşıyan araç imha edildi. Bir otomobille ilerleyen PKK-YPG'li sözde komutanların aracı patlatıldı. Bombalı saldırıda 3 terörist de öldü. Örgüt geçtiğimiz günlerde Afrin'e destek vermek amacıyla Menbiç'e getirdiği teröristlerin fotoğraflarını yayınlamıştı. Şimdi Ankara'da hemen Burcu Selçuk Esen'e dönüyoruz. Afrin harekatı ile ilgili son dakika gelişmelerini aktaracak bize. Evet, Ankara'da bizi bekliyor. Burcu, seni dinliyoruz. Kritik açıklama Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir kez daha. Türk Silahlı Kuvvetleri 113 hedefin, 113 YPG terör hedefinin 108'inin vurulduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar an be an Genelkurmay Karargahı'ndan komuta ediyor o harekatı, o kritik harekatı, Zeytin Dalı harekatını. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yeniden sıcağı sıcağına yapılan açıklamayı tekrar edelim. 113 YPG terör hedefinden 108'inin vurulduğunu açıkladı Türk Silahlı Kuvvetleri. Az önce ölü ve yaralılarınsa hepsinin PKK'lı olduğu açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasında altı çizilecek oldukça kritik bir nokta. Ölü ve yaralıların tamamı PKK'lı, tamamı terör örgütü mensubu. Bunu açıkladı Türk Silahlı Kuvvetleri ve 113 hedefin 108'inin vurulduğunu açıkladı. O son dakika gelişmesini ekranlara getirdik. Afrin harekatındaki gelişmeleri an be an aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi bültene devam ediyoruz. Kayseri'li 6 iş adamı Kudüs'te Mescid-i Aksa önünde Türk bayrağını açtı. İsrail polisi sırf bu nedenle iş adamlarını gözaltına aldı. Dün gece yarısı diplomatik trafik başlatıldı ve o trafik sonuç verdi. Cuma namazını kıldılar. Mescid-i Aksa'da Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdiler. İsrail polisi Türk iş adamlarını ortada suç yokken gözaltına aldı. Bugün de kefaletle serbest bıraktı. Kayserili iş adamları 18 Ocak'ta Kudüs'e gitti. Grup cuma namazını kıldıktan sonra Mescid-i Aksa'yı gezdi. Ardından da hatıra fotoğrafı çekmek istediler. Türk bayrağı açıp böyle poz verdiler. Bayrak açan Kayserili iş adamları İsrail polisini rahatsız etti. Müsiyat Kayseri Şube Başkanı ve Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili Celal Hasnalçacı ile 4 iş adamının bulunduğu grup gözaltına alındı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Müsiyat Genel Merkezleri hükümete konuyla ilgili bilgi verdi. Diplomatik girişimler başlatıldı. 6 Kayserili iş adamı gece yarısı kefaletle serbest bırakıldı. Gruptaki iş adamları yarın İsrail'de mahkemeye çıkarılacak. Seyhan'da canlı bomba paniği yaşandı. Kaldırımda bekleyen ve sürekli saatini kontrol eden sırt çantalı genç kıza polis müdahale etti. Canlı bomba şüphesiyle gözaltına alındı. Terörist olmadığını söyleyen genç kızın ablam kaçırıldı iddiası herkesin kafasını karıştırdı. Sırt çantası vardı. Yüzünü gizliyor, tedirgin hareketlerle sürekli saatini kontrol ediyordu. Seyhanlılar dakikalardır kaldırımda bekleyen genç kızın canlı bomba olabileceğini düşünüp polisi aradı. Suriyeli olduğu anlaşılan 20 yaşındaki kız az sonra olay yerine gelen polislerce gözaltına alındı. Üst araması yapıldı. Üzerinde patlayıcı ya da silah bulunmadı. Çantasında da kıyafetlerinden başka bir şey yoktu. Neden yüzünü kapattığı ve neden orada beklediği sorulunca ilginç bir hikaye anlattı. Bulunduğu bölgedeki genç kızların sürekli Suriye'nin Halep kentine kaçırıldığını söyledi. Birkaç gün önce de ablasının beklediği kaldırımda kaçırıldığını iddia etti. Aynı yerde bekleyerek kaçırılmayı ve bu sayede ablasına ulaşmayı ve onu kurtarmayı amaçladığını ifade etti. Benim soruma cevap ver. Yüzünü neden kapatıyorsun?
Aynı insanlar tarafından kaçırılmayı umduğunu söyleyen kız, onu tanımamaları için de yüzünü kapattığını söyledi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yapılan araştırmada Adana'da son aylarda sadece 19 yaşındaki bir kızın kaçırıldığına dair ihbarda bulunulduğunu ve şüphelinin ablasının kaçırıldığına dair şikayetinin olmadığı tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Türkiye Eskişehir'den gelen bir katliam haberine uyandı bu sabah. Sömestr tatili için Uludağ'a gidenleri taşıyan otobüs yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazanın bilançosu çok ağır. Tam 11 yolcu hayatını kaybetti. Üstelik tek istekleri güzel vakit geçirmekti. Kesinlikle şoför uyudu. Canlı görmüş. Şoför diyor, uyudu diyor. Çok feciydi. Çok feciydi. Feciydi. Sömestr tatili korkunç bir kazayla bitti. Yol kenarındaki ağaçlara çarpan tur otobüsündeki yolculardan 11'i hayatını kaybetti. İkisi şoför, 46 kişi de yaralandı. Her yer birbirine girdi, yani mahşer yeri gibiydi. Ankara'da bir tur şirketi kişi başı 250 liraya Uludağ'a 2 günlük tur düzenledi. Sömestr tatilinde en güzel karne hediyesi olacaktı. Şirket turun duyurusunu böyle yapmıştı. Tura çıkanlar 2 günlük Uludağ gezisinde kayak yapacak, turistik yerleri ziyaret edecekti. Dün gece 23.16'da tura katılanlar otobüse bindi. 17 dakika sonra da otobüs yolcularla birlikte böyle hareket etti. Kalkıştan yaklaşık 5 saat, mola yerinden ayrıldıktan dakikalar sonra yolcu otobüsü yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Hemen şoförün önündeki arkadaş canlı görmüş. Şoför diyor, uyudu diyor. Direkt Oğuz'la götürdü diyor. Yalpalayı ağaca vurdu diyor. Ne frene bastı, ne öyle, hani uyusa belki diyoruz gezer araba, yalpalar, öyle bir şey de hissetmedik. Kelimenin tam anlamıyla can pazarı kuruldu. 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 2 yaralı da kaldırıldığı hastanede hayatta tutulamadı. İkisi şoför, 46 da yaralı vardı. 9 ek hocam. Kaydım, elimde kaydım. Düz yolda giderken sol taraftan sağa birden takır 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 kayıp sürüklendiğimizi, gittiğimizi hatırlıyoruz. Gözaltına alınan şoför Muhsin Özer, önüme karartı çıktı. Köpek sandım, direksiyonu kırdım dedi. Yolcular onu yalanladı. Öyle bir şey yok. Köpek kısa kornaya basılır, fren yapılır. Bildiğimiz girdik ya, uyurken çarptık bir yere aniden. Birden ani, 30 saniye bile sürmedi. Boş yolda şoförün yaptığı kaza incelemeye alındı. Kazanın olduğu yer boş. 3 şeritti. Bir de kurtarma şeridi olmak üzere geniş bir yol. Yol ışıklandırılmış. Yolda buzlanma falan görmedik. Facianın ardından Eskişehir'e giden ölenlerin yakınları cenazeleri teşhis etti. Kaza şoför uyuduğu için mi yoksa önüne köpek çıktığı için mi oldu sorusu incelemenin ardından netlik kazanacak. Konya'da bir sitenin sakinleri sabah uyandıklarında büyük korku yaşadı. Çünkü otoparktaki her aracın ön camına bir mermi bırakılmıştı. Site sakinleri gelen ölüm tehdidiyle şoke oldu. Arabayı çalıştırdım, baktım ön tarafta mermi var. Sadece onun değil, 15 araçta daha mermi vardı. Sabah araçlarının başına gidenler sileceklerdeki o mermilerle karşılaştı. Bunun tek bir anlamı vardı. Tümünde var. Bu daha önce de bir ikazdı bize. Burası Konya'da bir sitenin otoparkı. Site sakinleri evlerini kooperatif aracılığıyla aldı. Arsa sahibiyle sorun olduğunu sonradan öğrendiler. Yani bize düpedüz arsadan çıkın diyorlar. Bizim herhangi bir sorunumuz yok. Arsa sahibiyle de yok. 6 ay önce bir aracın ön camına mermi bırakıldı. Bu sabah da otoparktaki tüm araçlarda mermi vardı. 16 tane. 16'sında da var. Daha önce de tek araca konmuştu gözdağı olarak. Ölümle tehdit edilen apartman sakinleri uzun süre kendine gelemedi. Polisler güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Mermileri kim bıraktı sorusuna yanıt bulmak için çalışma başlattı. Yani ne uzlaşmaya giriyorlar ne bir şeye giriyorlar ama sürekli gözdağı. Park halindeki bir aracın içinde gördüler onu. 1,5 yaşındaki bebek araçta tek başına ve her şeyden habersizdi. Olay yerine gelen polis bebeği araca kimin bıraktığını araştırdı. O anne bakın neredeydi. Geliyor mu gelmiyor mu kıracağım? 1,5 yaşındaki kızını araçta kilitli bıraktı, kuaföre gitti. Otomobilin içinde havasız kalan bebeği kurtarmak için gelen polisler tam camı kıracaktı ki o anne çıka geldi. Baba sen neredesin ya? Yeni geldi ya, biz bu saldırıdayız ya. Çocuğun hali yeni geldi. Adana'da aracın içinde tek başına duran bu bebeği görenler çevrede annesini aradı.
Ama ortada yoktu. Bebek etrafına şaşkın gözlerle bakıyordu. Otomobilin kapısı kilitliydi. İçeride temiz havada tükenmek üzereydi. Çevredekiler anneyi bulamayınca polis çağırdı. Kapıyı zorlayıp araya bir taş sıkıştırdılar ki içeri temiz hava girebilsin. Korkmasınlar. Sen. O sırada polislerin aklına annenin kuaförde olabileceği ihtimali geldi. Kuaför var ya. Geliyor mu gelmiyor mu kıracağım? Evladını araçta bir başına bırakıp saçının derdine düşen anne çıkıp geldi. Abla sen neredesin ya? Yeni geldik ya. Biz saldırdınız ya. Çocuğun haline yeni geldik. Biz bulduk. Nereye? Alasın ya. Çevredekiler ona hesap soracaktı ama o kapının arasına sıkıştırılan taşın hesabını sordu. Sen yarım saatten fazla bu çocuk abi ya. Sen yeri değil ya, ben karşıdayım. Ben gördüm de geldim çocuğa. Yarım saat olmaz. Hayır yarım olma, o tarafa da gittim. Anne kısa süreliğine bebeği bıraktığını iddia etti. Görgü tanıkları ise tam aksini söyledi. Ben 40 dakikada buradayım abi. 40 dakikada ben çıktım öyle mi ağladım? Herkesi paniğe sokan anne çocuğunu kucağına alarak kuaföre döndü. Çanakkale'de genç bir çift motosikletle cezaevi nakil aracına çarptı. İkisi de olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Çift onları ölüme götüren motosikleti aylar önce satışa çıkarmıştı. 4 ay önce satılığa çıkardığı motosiklet hem kendinin hem eşinin sonu oldu. İlanlarına alıcı çıksa, motoru satsalar ikisi de bugün hayatta olacaktı. Gülay Karak 26, eşi Fatih Karaksa 36 yaşındaydı. Çiftin 4 yaşında Asya adında bir kızları vardı. Özel güvenlik görevlisi olan Fatih Karak motosikletini geçen Eylül'de 18 bin liraya satışa çıkarmıştı. Hevesini aldığı için motorunu satışa çıkaran Fatih Karak bir alıcı bulamadı. Dün o motosiklette eşiyle birlikte seyir halindeydi. Kavşaktan aniden önüne çıkan cezaevi nakil aracını son anda fark etti. Nakil aracına çarptı. Eşiyle birlikte savruldu. Kaskları vardı. Ancak o da fayda etmedi. İkisi de düştükleri yerde hayatını kaybetti. Genç çiftin 4 yaşındaki kızları Asya hem öksüz hem de yetim kaldı. Kazanın ardından cezaevi nakil aracının şoförü gözaltına alındı. Mutlu bir evliliği, iyi bir kariyeri vardı. Bir hafta önce soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye gitti ve eve dönünce hayatını kaybetti. 40 yaşındaki iki çocuk babasına hastanede serum uygulanmış ve bir de gargara verilmişti. Aile ölümüyle şok olan ailenin aklına ölüm nedeni gargara olabilir mi sorusu geldi. Soğuk algınlığı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. İddiaya göre tedavi için kendisine verilen gargarayı kullanınca fenalaştı. Cüneyt Gürsoy 4 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak verdiği yaşam mücadelesini kazanamadı. İki çocuk babası 40 yaşındaki Cüneyt Gürsoy uluslararası bir şirkette üst düzey yöneticilik yapıyordu. Geçtiğimiz cuma günü işten çıktı. Eve geldiğinde ateşi yükselmişti. Hemen hastaneye gitti ve muayene oldu. Domuz gribi teşhisiyle geri döndü eve. Ondan sonra tekrar bir kusma başladı. Ondan sonra diğer hastaneye götürdüler onu. Eve döndükten sonra durumu ağırlaşan Gürsoy bir başka özel hastaneye gitti. Orada tahlil yapıldı. Domuz gribi olmadığı anlaşıldı. Yani %98 olmadığı söylendi. Ondan sonra orada serum verdiler ona. Ondan sonra bir gargara yapılacak dendi. Gürsoy hastanede serum aldıktan sonra eve döndü ve doktorun reçete ettiği gargarayı kullanmaya başladı. Ancak iddiasına göre gargarayı kullanmaya başladıktan sonra boğazında yanma meydana geldi ve nefes alamamaya başladı. Hemen eşinden yardım istedi. Daha çok boğaz ağrıdı, nefes alamıyorum dedi. Ve bir anda yığıldı, ambulans geldi, onları aldı. Biz de hastaneye yetiştik. O ara kalp durmuştu zaten. O kalbi çalıştırmaya uğraştılar. Tabii aradan 15 dakika geçti. O 15 dakikada beyine oksijen gitmediği için zarar gördü. Yoğun bakım servisinde 4 gün kaldı Cüneyt Gürsoy.
4 gün süren yaşam mücadelesinden sonra Gürsoy bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Salı günü hayatını kaybetti. Çarşamba günü ise yaşam destek ünitesi çekildi. Sağlığında bütün organlarını bağışladığı için bütün organları organ bağışı bekleyen hastalara nakledildi. Aile, iyotlu gargaranın yol açtığı alerjinin öngörülemediğini ve acil servis ekibinin nefes yolunu açmadıklarını iddia etti. Hastanenin doktoru konu hakkında açıklama yapmadı ancak uzmanlar gargaranın alerjiye neden olabileceğini ama ölümcül bir sonucu değerlendirmek için tedavinin bütünüyle incelenmesi gerektiğini söylüyor. Kimyasal olmasından dolayı alerjik reaksiyonlar ve benzeri yan etkiler görülebilir. Ancak ölümcül bir sonucun tahmin ediyorum ben başka nedenle oluşma ihtimali yüksek. İstanbul Balat'ta tarihe meydan okuyan bir bina hırsızlara direnemedi. Yıllar önce boşaltılan bina yerinde duruyor ama içindeki malzemeler günden güne azalıyor. Hırsızlık hırsızlık oluyor. İşte sökülen alüminyum doğramalar. Tavanları, doğramaları ve kapıları. Yıllar önce boşaltılan bina yağmalanıyor. İçeri girenler ellerinde binadan parçalarla çıkıyor. Sen senin kimliğin nereden? Senin yapmış olduğun ne biliyor musun? Hırsızlık hırsızlık oluyor. Burası İstanbul'un en eski semtlerinden birisi Balat. Hemen yanımdaki bina yaklaşık 50 yıllık bir bina. Ve burada eskiden oturanlar yıllar önce bu binayı terk ettiler ve başka semtlere taşındılar. Bina 6 yıldır boş ve bir başkasına satıldı. Ancak buraya gelen hırsızlar parça parça binayı çalmaya başladı. Bu tarihi binanın girişinde işte tam burada demir bir kapı vardı ancak hırsızlar ilk olarak o kapıyı çaldılar. Şikayetler üzerine belediye buraya geldi ve bir saçtan kapı yaptı. Ancak buna da aldırmadılar. Bu kapıyı bu şekilde açıp içeri girdiler ve içeride de hırsızlık yapmaya devam ettiler. Senin yapmış olduğun ne biliyor musun? Hırsızlık hırsızlık oluyor. Mahalleli durumdan rahatsız çünkü adeta hayalet evi andıran bu binaya kimin girip çıktığı belli değil. Hırsızlar binayı adeta talan etmişler. Bakın buradaki duvarı kırıp işte buradaki su borularının bir kısmını çalmışlar. Bunlar da kalanlar. Hemen arka tarafta da eskiden kullanılan bu evin banyosu varmış. İşte bu banyonun içerisine girdiğiniz zaman da bu lavabonun önünde aslında musluk olması gerekiyor ama o muslukları da buradan götürmüşler. Adeta parça parça çalınan bu binada tabii ki perdeler dikkat çekiyor. Bunları da özellikle bırakmışlar. Çünkü hemen karşıdaki binadan buradaki hırsızlık gözükebiliyor. O yüzden onlar buraya girdikleri zaman bu perdeleri kapatıyorlar ve kendilerini bir şekilde kamufle ediyorlar. Alınan önlemler de çare olmuyor. Hırsızlar bir yolunu bulup binaya giriyor. Mahalleli ve tarihi semtin ziyaretçileri bir an önce kalıcı bir çözüm alınmasını istiyor. Memurların ailesiyle tatil yapabildiği kamuya ait tatil kamplarında günlük konaklama bedelleri arttı. Yeni fiyat listesi bu yaz geçerli olacak. Maliye Bakanlığı kamu sosyal tesislerinde uygulanacak fiyatları yayımladı. 4 kişilik bir memur ailesi 12 gün tatil için 312 lira fazla ödeyecek. Memurların kullandığı havuzlu, plajlı tatil kamplarının günlük fiyatı 4 lira arttı. Bundan böyle 4 kişilik bir aile en konforlu odada 12 günlük tatil için 2208 lira ödeyecek. İşte fiyat listesi. Fiyatlama ve hizmet bedelleri Ege ve Akdeniz bölgelerindeki deniz kıyısında olan 5 yıldızlı dinlenme tesislerinde geçerli. 2018 fiyat listesine göre bir memur 5 yıldızlı denize plajı olan tatil köyünü tercih ettiğinde günlük konaklama bedeli olarak 8 lira, 3 öğün yemek ücreti olarak da 21 lira ödeyecek. Yani toplam masraf günlük 29 lira. Tatilini 1 Temmuz 15 Ağustos dönemindeki en yoğun sezonda yapacak olan memurlardan alınacak günlük konaklama bedeli ise 2 lira arttı, 8 liradan 10 liraya çıktı. Memurların kullandığı kamu kurumlarına ait misafirhanelerde de günlük konaklama bedeli değişti. 9 liradan 10,5 liraya çıktı. Her bir çocuk için aylık 165 lira olan kreş ücreti de 189 liraya yükseldi. Ekstra hizmet almanın bedeli de farklı artık. Örneğin memurlar odada bulunan televizyon ve buzdolabı için 3,5 lira, klima için de 5 lira fiyat farkı ödeyecek. Bu hizmetlerle birlikte toplam bir gecelik konaklama 43 lira olacak. Spor tesislerini kullanma ücreti günlük 6 liradan 7 liraya, hamam ve saunaların saatlik kullanım fiyatı da 11 liradan 13 liraya çıkarıldı.
Soyguncular iş adamının otomobilindeki 180 bin lirayı alıp sıra kadem bastı. İlginç olansa ne camlar kırılmıştı ne de kapılarda bir zorlama izi vardı. Otomobilini park edip doktora gitti, eve döndüğünde bagajdaki çantasını ve onun içindeki 180 bin lirayı bulamadı. Şaşırtan gerçek polis incelemesiyle ortaya çıktı. Hırsızlar jammer cihazıyla kumandanın sinyalini kesip kilit sistemini devre dışı bırakmıştı. Aracın jammer denen bir cihazla açıldığını öğrendim. Aracımı jammerla ben kilitlediğimi zannediyorum. Onlar jammerla engelliyorlar. İş adamı Murat Esen fizyoterapiste tedavi görüyordu. Geçtiğimiz gün eşiyle beraber geldiği Ataşehir'de işte tam bu noktaya arabasını park etti. Yukarı çıktı, tedavisinde oldu. Daha sonra aşağı geldi ve aşağıda arabasında dışarıdan bakıldığı zaman anormal bir durum yoktu. Bagajda laptop bilgisayarım vardı, iPad'im vardı, bir de çantam vardı. Emniyetli diye bagajıma koydum. Anahtarsız bu bagaj açılmıyor. Ben bunu kasa gibi görüyordum. Murat Esen eşiyle beraber tedavisinin ardından arabasına bindi ve yaklaşık 200 metre sonra evine doğru hareket etti. Arabasını park etti, araçtan indi ve bagajda parasının, çekinin ve silahlarının bulunduğu çanta vardı. Onu almak için bagajı açtı ancak bagajda çantasını yerinde bulamadı. Yaklaşık net olarak söyleyeyim, 25 bin dolar para, 85 bin TL nakit vardı. Ayrıca müşteri evraklarım ve şahsi çeklerim vardı. Murat Esen otomobilinin soyulduğunu anladı ama ne camlarda kırık ne kapılarda zorlama izi vardı. Polise haber verdi. Polis hırsızlığın nasıl yapıldığını anlatınca ise şok ya oldu. Hırsızların akıl almaz bir yöntemle hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Hırsızların elinde bir jammer cihazı vardı. Murat Esen kapıyı uzaktan kumandayla kilitlediği esnada hırsızlar jammer cihazını devreye sokmuş ve kapının açık kalmasını sağlamıştı. Daha sonra hırsızlar İşte bu koltuğu indirip o çantayı kolaylıkla çaldılar. Aslında çok güvenilir. Fakat hiçbir zaman aklıma jammer'la böyle bir sistem uygulanacağını ve arka koltuğun yatırılarak bagajıma geçileceğini düşünmedim. İş adamı Murat Esen, Ataşehir'in göbeğinde kamera olmamasının düşündürücü olduğunu söyledi. Jammer cihazı sinyal kesici bir elektronik devre. Ondan korunmak içinse bazı püf noktaları var. Aslında bunu ortaya çıkarmak çok kolay. Bir kodu var. Aynen herhangi bir telefonun e-mail numarası gibi düşünün. Aracın beynine giden sinyal kayıt düşüyor orada. Araçta inceleme yapıldığında kim ne zaman nerede ana firmada almış rahatlıkla bulunabilir. Kumandayla bastıklarında bir şekilde yine elle kontrol etsinler. Polis şimdi her yerde jammerlı hırsızları arıyor. Tombalak yaşadığı sitede öyle sevildi ki kontrolsüz bir şekilde beslenmeye başladı. Sonunda da 18 kiloya ulaştı. Önüne ne gelirse yiyen kedi bu iştahının bedelini az kalsın canıyla ödeyecekti. Allah, kolum yoruldu. Allah, 20 kilo yakın herhalde. Herkes yemeği kontrolsüz bir şekilde verdiği için sonuç böyle bir sonuç olmuş kilo olarak. Adı Tombalak. Zaten o da kilosuyla adının hakkını veriyor. Tombalak son öğününün hemen ardından kendini veterinerde buldu. Ancak buraya gelmesinin nedeni fazla kiloları değil. Yememesi gereken bir şeyleri yemiş. Tombalak Küçükçekmece'de bir sitede yaşayan sevimli bir kedi. Zaten başına ne geldiyse bu sevimliliğinden geldi. Atakent bölgesinde bir sitede yaşıyor. Tabii site sakinleri çok sevdiği için biraz fazla seviyorlar. O da yemeği çok seviyor. Kontrolsüzce beslenen Tombalak 18 kiloyu buldu. Yemek konusunda kendini tutamayan obez kedi yine yediği bir şey yüzünden rahatsızlandı. Şu andaki problem, yani sağlık problemi kilodan kaynaklanan değil, maalesef gene yemekle alakalı bir problem. Yani yememesi gereken bir şeyleri yemiş ve mide ve bağırsaklarında büyük problem oluşmuş. Site sakinleri fark etti onun durumunu. Hemen belediyeye haber verdi. Küçükçekmece Belediyesi'ne bağlı veteriner ekipleri tarafından alınan Tombalak'ın tedavisine başlandı. Tedaviden sonunda da iyileşecek inşallah ve Tombalak'ı tekrar eski mutlu günlerine geri döndürüp sitesine geri kavuşturacağız. Obez kedi sağlık sorununu atlatana kadar belediyenin kedi müşahede bölümünde kalacak. Sonra da o çok sevdiği ve sevildiği sitesine geri dönecek. Ancak veterinerler Tombalak'a teslim ederken site sakinlerinden onun beslenmesi konusunda daha kontrollü olmalarını isteyecek. 20 yıl önce felç geçirdi. Doktorlar yeniden yürüyemeyeceğini ve konuşamayacağını söyledi. Ancak onun her türlü sıkıntıya göğüs germesini sağlayan bir dayanağı, ona sevgiyle bağlı olan eşi vardı. Hayatım, bugün hava güzel. İstersen bir taraflara gidelim. Nereye gidelim? Tamam, gideriz. Hazırlayayım ben şimdi seni. Ayakkabılarını falan giydirelim, gideriz.
Felç geçiren eşine tam 20 yıldır of bile demeden bakıyor. Üstelik asla yürüyemez ve konuşamaz denilen eşinin yeniden yürümesine ve konuşmasına da en büyük katkıyı veren o. Allah razı olsun eşimden. Çocuklarım küçüktü ama eşim çocuklarıma hem annelik hem babalık yaptı. Hem onları büyüttük, evlendirdik. Şimdi de torunlarımız var. Allah razı olsun kendisinden. Baba Eski'de yaşayan Kadriye Yahşi 1997 yılından beri yarı felçli. Ancak ona özenle bakan eşi Sabahattin Yahşi çocuklarının bütün sorumluluğunu da üstüne alarak sıkıntıyı büyük ölçüde hafifletiyor. Beni sağlığıma kavuşturan aşkımız oldu. Bu aşk böyle devam etmeseydi ben yok olurdum. Ayakkabılarıma kadar giydiriyor kendisi. 4 yıl önce eşi sayesinde konuşmaya ve yürümeye başladığını söyleyen Kadriye Yahşi, bu mucizeyle artık yürüyemez, konuşamaz diyen doktorları bile yanılttığını söylüyor. Hastanede doktorlar ümitsiz olarak söylediler bana. Fakat ben eşimle ikimizin sevgisi eşimi ayakta tuttu. Allah'ıma çok şükür bugünlere kadar geldik. Çok şükür bugünlerime iyiyim şimdi, yürüyebiliyorum. Sebahattin Yahşi'nin eşine ve çocuklarına olan bu ilgisi çevresinin de takdirini toplamasına sebep oluyor. Onların hikayesi fedakarlıkla aşılamayacak hiçbir sıkıntının olmadığının göstergesi adeta. Evet, Afrin Harekatı'nı an be an takip ediyoruz demiştik. Şimdi Barış Kaya'ya dönüyoruz, bize son gelişmeleri aktaracak. Barış, seni dinliyoruz. Hava harekatı başlamadan önce 113 hedef belirlenmişti. 108'i imha edildi. Az önce bunun bilgisini vermiştik. Özellikle de insansız hava araçlarıyla koordinatları alınan bu noktalar yerle bir edildi. İşte onlardan birisi de Minnak, Minni de deniliyor. Hava alanı, hava üssü. Burası PYD, PKK'nın kullandığı bir üstü. Afrin'in çok yakın bir noktasında özellikle de lojistik desteği uzun süre buradan almıştı. Ve artık o üs tamamen kullanılmaz hale getirildi. Yaklaşık 2 yıl önce PYD, PKK, YPG burayı işgal etmişti. Ve işgal edilen o üs artık kullanılmayacak halde diyelim. İstanbul'u tekrar, sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Barış Kaya aktardı. Şimdi terörle mücadelenin kahramanlarından birini Teğmen Sümeyra Kardı ile tanıştıracağız sizlere. Emekli bir korucunun kızı olan Teğmen Kardı, Van'da PKK'nın kabusu olan Ejderler Temini komutanı oldu. Hainlere bölgeyi dar etti. İşte silahlı kuvvetlerin o kadın kahramanı. Bugünkü operasyonda Allah yar ve yardımcımız olsun. Babam güvenlik korucusu, annem ev hanımı. Lisedeyken asker olmaya karar verdim. Emekli korucu babasının bıraktığı yerden terörle mücadeleyi o devraldı. Karla kaplı arazide PKK'lı hainlere bölgeyi dar etmeye başladı. Kadın korucuların eğitimi de ona emanet. Askerlik fikri aklıma ilk başta izlediğim filmlerden, sokakta gördüğüm üniformalı askerlerden ve mesleğe gereği üniforma giyen babamdan etkilenmemle başladı. Teğmen Sümeyra Karlı, Bingöllü emekli bir korucunun kızı. Hayali askeri üniformayı giymek, vatanı için mücadele etmekti. O hayaline kavuştu. 7 aydır Van'da görev yapan Teğmen Karlı, PKK'nın korkulu rüyası olan jandarma komando taburundaki Ejderler Bölüğü'nün tim komutanı oldu. Birçok gece operasyonlara çıktık, bu suda sabahladık. Çünkü bu bizim mesleğimiz, bu işin kadını erkeği yok. Şu an timimle beraber terörle mücadele konusunda faaliyetlerimiz devam ediyor. Kadın Teğmen, hemcinsi olan koruculara da eğitim veriyor. Onları zorlu arazide terörle mücadeleye hazırlıyor. Bugün 25 metreden sıfırlama atışı yapacağız. Ben mesleğe girdiğim zaman ne aileme ne de çevremdekilere örnek gösterebileceğim kadın ya da erkek asker yoktu. Bu anlamda ilk olmanın bazı sıkıntılarını yaşadım. Çünkü görmedikleri, bilmedikleri bir figürdü kadın asker. Astsubaylık sınavını kazanan ve Peygamber Ocağı'na katılan Teğmen'in izinden giden arkadaşları da var. Yönlendirdiklerim, sınavlara girerek kazananlar, bu üniformayı giymeye başlayanlar, bana göre dönüşümleri, teşekkür etmeleri, yani bu çok müthiş gurur verici bir şey. Türkiye'nin bu anlamda ilk Bingöllü kadın subay olmak bana gurur veriyor. Show Haber WhatsApp ve BIP ihbaratlarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0536 266 90 00 veya 90 02 diyelim ve şimdi ara verelim.